Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Hatay'da geçmişten günümüze il yönetimleri buluşmasına katıldı. Burada çok önemli açıklamalar yapan Canikli, Almanya'nın iki Türk bakanın referandum çalışmasına yasak koymasına da sert çıktı. Hani üst atı dediğiniz budur şudur demiyorum. Ama taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Şekilleniyor. Ete kemiğe bürünüyor. Fotoğraf ortaya çıkıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'da geçmişten günümüze il yönetimleri buluşması toplantısına katıldı. Başbakan Yardımcısı Canikli, çok uzun vadeli Türkiye'ye yönelik olarak, Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak çok daha uzun vadeli projeksiyonları düşünmek ve ona göre adım atmak durumundayız dedi. 16 Nisan kampanyası çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmak üzere İki tane bakan arkadaşımız Almanya'ya gittiler. Oradaki vatandaşlarımıza bu getirmek istediğimiz sistemle neyi amaçladığımızı anlatmak üzere, doğrusunu söylemek üzere, en temel hak ve hürriyet olan düşünce hürriyeti çerçevesinde, düşüncesini ifade etme hürriyeti çerçevesinde Almanya'ya gittiler. Fakat Alman hükümeti bakan arkadaşlarımızın konuşmalarına, kendilerini anlatmalarına imkan vermedi. Kapıları kapattı. Benzer bir yaklaşım Hollanda hükümeti tarafından ortaya konuldu. Canikli, ülkendeki her türlü teröre destek vereceksin, onlara kucak açacaksın, müttefikin olduğunu iddia ettiğin bir devletin iki bakanının orada gelip yarımşar saat konuşmasına müsaade etmeyeceksin. Her şey ortada dedi. Ülkendeki her türlü teröre destek vereceksin, onlara kucak açacaksın. PKK terörüne, Fethullahçı terörüne, ne kadar Türkiye aleyhine, Türkiye'nin özgürlüğünü, toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütü varsa hepsine kucak açacaksın, finansal destek sağlayacaksın, her türlü imkanı sunacaksın. Onların karargahlarından, Kandil'den, telefonla terör örgütü başının Almanya'da konuşma yapmasına müsaade edeceksin. Müttefikin olduğunu iddia ettiği bir devletin iki bakanının orada gelip yarımşar saat konuşmasına müsaade etmeyeceksin. Bu nasıl değerlendirilebilir arkadaşlar? Bu nasıl kabul edilebilir? Ve nasıl yorumlanması gerekir? Her şey ortada. Sen benim düşmanımı, benim canımı kasteden, bu ülkenin birliğini bütünlüğünü hedef alan ve yıllardan beri de binlerce vatandaşımızı katleden eli kanlı terör örgütünün bile bile göre göre üyelerine desteği vereceksin. Onları bağrına basacaksın. Bütün iade taleplerimize rağmen o katilleri iade etmeyeceksin. Ve çıkacaksın, bakanlarımızın konuşmalarını engelleyeceksin. Bir de ondan sonra demokratik ülkeyim ben, özgürlükler ülkesiyim, hukukun üstünlüğünün örneklerinden bir tanesiyim diye hava atacaksın. Kim inanır buna? Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Canikli'ye plaket verildi. Alkışlarınızla Sayın Başbakan Yardımcısı.